aylar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, ben sizdeyim, kandım. Burası ordenadorsuz. Merhaba gençler. Bugün sizlerle mercekler konusu geliştirici test bir soru çözümleriyle beraberiz. Bakın ilk sorumuzda İnce kenarlı merceğin asal eksene gelen I ışını, optik kutudaki asal eksene dik konulan aynadan yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönmektedir. Buna göre, optik kutuda yukarıda verilen aynalardan hangisi olabilir diye soruyor bakın gençler. Şimdi biz optik kutunun içerisinde Hangi optik aletin olduğunu düşünmemiz lazım. Bizden bunu istiyor bakın gençler. Şimdi ince kenarlı merceğin asal eksenine paralel gelen bir ışın kırıldıktan sonra nereden geçecektir gençler? Odaktan geçecektir. Bakın hedefi odaktır. Demek ki burası ince kenarlı merceğin odağı olacak bakın. Sonra buradan gelen bir ışın bir optik alet olacak bakın bu kutunun içerisinde. Ve bu kutudaki optik alete çarptıktan sonra kendi üzerinden geri dönecek. Peki burada ne olmalıdır gençler? Demek ki burada bir çukur ayna tasarlarsak, çukur ayna varsa o zaman bu nokta çukur aynanın da merkezi olacaktır. Ve merkezden gelen bir ışın küresel yüzeye dik geldiği için kendi üzerinden geri dönecektir. O halde birinci öncüle baktığımız zaman gençler, bir çukur ayna olabilir demiş. Peki birinci öncüyle çukur ayna olur mu? Olur. Birincisi doğru bakın gençler. İkincisi peki tümsek ayna olur mu gençler? Bakın tümsek aynayı tasarlayacak olursak şurası bizim asal eksenimiz bakın. Yine burada bir ince kenarlı merceğimiz var. İnce kenarlı merceğin asal eksenine paralel gelen bir ışın bakın yans kırılıyor. Kırıldıktan sonra kutu içerisinde bir tümsek aynaya denk gelecek. Bakın böyle bir tümsek aynamız var. Tümsek aynanın burası odağı, bu da merkezi. Peki asal eksene paralel gelen bir ışının hedefi neresi? Odak. Demek ki ince kenarlı merceğin odağı ile gençler, tümsek aynanın merkezi aynı nokta olursa bu gelen ışın küresel yüzeye dik gelmez mi? Peki küresel yüzeye dik gelen bir ışın da kendi üzerinden geri dönmez mi? Döner. O halde bu kutunun içerisinde bir tümsek ayna da olabilir bakın gençler. Demek ki üçüncü öncüyle doğru. Peki bir düzlem ayna olur mu? Düzlem ayna olması imkansız gençler. Neden? Çünkü bakın burası asal eksen. Bu da bizim ince kenarlı merceğimiz. Asal eksene paralel gelen bir ışın böyle gidecek bakın. Peki bu kutunun içerisinde şöyle bir düzlem ayna olmuş olsa Tekrardan buradan yansıyan ışın böyle gelecek bakın. Kendi üzerinden geri dönmesi imkansızdır. O halde doğru cevap C seçeneği 1 ve 3 olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada asal eksenleri çakışık G, C ve Y merceklerinin odak uzaklıkları sırasıyla FG, FC ve FY'dir. Sisteme gönderilen bir I ışınının izlediği yol şekildeki gibi ise G, C ve F odak uzaklıkları arasındaki bağıntı nedir diye sormuş bakın gençler. Şimdi buradaki her bir bölme birbirlerine eşit. Bakın bu bölmeler birbirlerine eşit ve biz burada her bir bölmeye ne diyelim gençler? A diyelim. Bakın A yazdık. Şimdi diyoruz ki bir. Burada G ince kenarlı merceğinin odağından gelen bir ışın ancak asal eksene paralel gider. Ya da şöyle diyeyim, asal eksene paralel bir kırılma varsa bakın gençler, mutlaka bu odaktan gelmiştir. Demek ki burası G merceğinin odağıdır. G merceğinin odağı o zaman kaç birimdir? 2 birimdir o zaman. Şimdi geldik bir diğerine. Diyoruz ki burada asal eksene paralel gelen bir ışın var bakın. Asal eksene paralel gelen bir ışının ıraksak mercekte uzantısı nereden geçecektir? Odaktan geçecektir. Peki uzantısı odaktan geçeceğine göre burası ıraksak merceğin odağı. Iraksak merceğin odağı olduğuna göre demek ki bu da 3A birim olacaktır. Peki sonra buraya bakıyoruz bakın gençler. Y merceği ince kenarlı mercek. Peki ince kenarlı merceğe gelen ışın nereden gelmiş bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 A'dan gelmiş. 6 A'dan gelen bir ışın 3 A'dan kırılıp gittiğine göre gençler demek ki buradaki kuralımız neydi? 3 F'e 1.5 F kuralı vardı. Bakın ince kenarlı merceğimiz vardı. Burası odak uzaklığı. Bakın burası merkez uzaklığı. Merkez uzaklığı bakın nedir? 2 F'tir gençler. 2 F. Bakın bu da 3F. 3F'den gelen bir ışın nereden gidiyordu? Bakın 1.5F'den gidiyordu. Hatta biz buna ne demiştik bakın gençler? 2'ye 1 özelliği demiştik. 2'ye 1 özelliği ne demekti? Demek ki şurası da 1.5F olarak alırsa demek ki 2 birimden gelen bir ışın 1 bir birimden gidiyorsa demek ki 2'ye 1 özelliğiydi. Demek ki şuradaki 6 tane A nedir? Y merceğinin 3 F'i. Yani 3 tane F Y'dir. O zaman Y'nin odak uzaklığı ne çıkacaktır? Bakın buradan 2 A çıkacaktır. Peki bunların sonucunu toparlayacak olursak en büyük odak uzaklığı kime sahip? C merceğine sahip. Peki G'nin odak uzaklığı ile Y'nin odak uzaklıkları nedir birbirlerine? Eşit olur. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bakın asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları FG ve FC olan ince kenarlı mercek ve tümsek aynadan oluşan sisteme gönderilen I ışık ışını yansımalar sonucu I1 ışını olarak sistemi terk etmektedir. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi doğru olabilir diye soruluyor. Bakın birincisinde Merceğin odak uzaklığı x'ten büyük olabilir. Bakın dikkat edin. Merceğin odak uzaklığı x'ten büyük olabilir. Şimdi burada diyoruz ki burası bizim asal eksenimiz bakın gençler. Peki bir mercekte asal eksene paralel gelen bir ışının hedefi neresidir? Odaktır. Peki bu ışın merceğin odağını hedefleyecek şekilde giderken tam karşısına kim çıkmıştır bakın gençler? tümsek ayna çıkmıştır. Peki tam karşısına tümsek ayna çıktığında merceğin odak uzaklığı ile tümsek aynanın merkezi aynı nokta olursa ışın ne yapmış olur? Küresel yüzeye dik gelmiş olur. Peki dik gelen bir ışın da kendi üzerinden geri yansır. Demek ki birinci öncül böyle olabilir. Ama bu durumda ne oldu bakın? Alt taraftaki I1 üstü gibi ne yapmadı? gitmedi bakın gençler. Değil mi? Peki bir gibi olamaz o zaman. İkinci öncüle bakalım. Demiş ki merceğin odak uzaklığı x'e eşit olabilir. Peki bunu değerlendirelim gençler. Burası bizim asal eksenimiz ve burası da ince kenarlı bir merceğimiz. Peki asal eksene paralel gelen bir ışık var bakın. Merceğin odak uzaklığı bakın burası yani ayna ile Mercek arasındaki uzaklığa eşit olduğu zaman aynanın neresine gelmiş olur? Tepe noktasına. Aynanın tepesine teta açısıyla gelen bir ışın geri tepe açısıyla geri yansır. E bu nokta merceğin odak uzaklığı olduğu için tekrar asıl eksene paralel yansır. O halde ikinci öncül olur bakın gençler. Üçüncüsüne baktık. Bakın demiş ki FC yani camın yani tümsek aynanın odak uzaklığı x'ten büyük olabilir. Bakın doğru gençler olabilir. Çünkü burası buradaki çukur aynanın odak uzaklığı şuradaki x uzaklığından bağımsızdır. Neden? Çünkü çukur aynanın odak uzaklığı nedir? Buradaki küresel yüzeyin içerisindedir. Ve yine asal eksene paralel gelen bir ışın gelir. Buraya çarpar. Buradan döner ve geri asal eksene paralel gider. E buradaki x uzaklığı ile şuradaki f şu Ç ya da camın ya da çukur aynalı odak uzaklığı birbirinden bağımsız olduğu için büyük de olur, küçük de olur, eşit de olur. Değil mi arkadaşlar? O zaman FC X'ten büyük olabilir ifadesi doğrudur. O halde doğru cevap D seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bakın odak uzaklığı 50 cm olan yakınsak bir merceğin yakınsaması kaç dioptridir diye sormuş. Bakın bu yakınsama soruları gençler diyoptili soruları e, kalktı müfredattan ama öğretmenlerimiz yazılıda sorar diye biz bunun çözümünü yapalım. Bakın yakınsama ya da diyoptili y ile gösterilir. 1 bölü f odak uzaklığıdır. Bu kadar. Ve dioptrinin birimi nedir bakın gençler. Diyoptili bakın diyoptili birimi metre olarak alınır. Peki burada 1 bölü odak uzaklığı 50 santim ise kaç metredir? 1 bölü 2 metredir ya da 0,5 metredir. O halde bunun yakınsaması nedir bakın gençler? 2'dir. Peki bu mercek bakın yakınsaması kaç dioptridir diye sormuş. Yakınsaması 2 dioptridir. Peki merceğin şey, e, yapısı önemli. Hani ıraksak mercek mi yakınsak mercek mi? Yakınsak merceklerin dioptrileri artı alınır. Iraksak merceğin dioptrileri ise eksi alınır. Ama burada yakınsak mercek dediğine göre o halde biz bunu ne alacağız? Artı 2 alacağız. Doğru cevap A seçeneği olur. Şimdi gelelim son sorumuza. Bakın burada hava ortamında bulunan ince kenarlı merceğin asal eksenine şekildeki gibi konulan G ve Y cisimlerinin boyları birbirlerine eşittir. Cisimlerin görüntülerinin boyları H, G ve H'ye ye olduğuna göre bunlar arasındaki bağıntı nedir diye soruyor bakın gençler. Öncelikle biz buradaki Y cisminin görüntüsünün boyuna bakalım gençler. Şimdi bizim böyle bir ince kenarlı merceğimiz var. İnce kenarlı mercekte iki tane odak, iki tane de merkez vardır. Bakın burası F bölü 2. Bir diğer odak da buradadır bakın gençler. İnce kenarlı mercekte F bölü 2'de bir Y cismi varsa boyu H ise bunun görüntüsü cisim tarafında ve boyu da 2H'tır bakın gençler. Demek ki buradaki H Y'nin boyu ne olacaktır? 2H olacaktır. Şimdi gelelim. Burası bizim yine asal eksenimiz. Bakın bu da yine ince kenarlı merceğimiz. Bakın şurada yine F bölü 2'si var. Bakın burası F. Burası 1.5 F. Bakın burası, 2F, burası 2 f. Burası 2.5 f. Bu da 3 f. Peki 3 f'te neyimiz var? Bizim bir cismimiz var bakın. G cismi. E bunun boyu h olsun. 3 f'teki bir cismin görüntüsü gençler nerededir? 1.5 f'tedir. Bakın burası 1.5 f. Ve boyu da ne olacaktır? h bölü 2 olacaktır. Peki oranladığımız zaman HG nedir? G cisminin görüntüsüdür. Bakın HG ne çıktı gençler? H bölü 2 çıktı. Peki HY ne çıktı buradan? 2H çıktı. Bizden istenilen HG'nin HY'ye HG oranı nedir diye sormuş. O halde cevabımız ne çıkacaktır? 1 bölü 4 olacaktır. Doğru cevabımız ise D seçeneği olur. Evet gençler burada yine biz özel ışınlardan bahsettik. İnce kenarlı mercekte, ıraksak mercekte özel ışınlardan bahsettik. Bir de son olarak işte dioptriden, yakınsamadan bahsettik. En son olarak da yine cismin bulunduğu yerde ince kenarlı mercekte F bölü bir cismin eksi F'de olduğunu yine ince kenarlı mercekte 3 F'deki bir cismin yerinin 1,5 F'de olduğunu boyunun ise yarısı olduğundan bahsettik. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.